Efendim merhaba. Ben Halil Özsaraç. Geçen bölümümüzde tanışmıştık. Türk denizcilik tarihini başlangıcından itibaren anlatmaya ve günümüze yarar sağlayacak şekilde yorumlamaya başlamıştık. Yine birlikteyiz. Geçen bölümümüzde Çaka Bey'in ilk Türk donanmasını hangi koşullarda sıfırdan inşa ettiğini, Çaka Bey donanmasının Türkler arasında bir iç siyasi çatışmaya kurban gitmesinin Haçlı seferlerinde verdiğimiz yaşamsal mücadeleyi nasıl da güçleştirdiğini, tam tamına 120 yıl geçtikten sonra Anadolu Selçuklu döneminde atalarımızın zayıf da olsa yeniden denizcileşmeye çalıştığını, deniz ve kara ticaret trafiğini bir araya getirmeyi başardıklarında da dünyanın en zengin devleti haline geldiğini, ama Kıbrıs'taki güçlü bir denizci devletin Anadolu'yu nasıl da istila etmeye kalkıştığını, Selçuklu atalarımızın Kıbrıs tehdidini ancak Venediklerin yardımıyla durdurabildiğini, günümüzde bile sapasağlam duran Alanya Tersanesi'nin neden bu kadar korunaklı inşa edildiğini, Türklerin ilk deniz aşırı harekatını nereye yaptığını ve ne derecede başarılı olduğunu anlatmış. En sonunda da 1243 Köse Dağı Savaşı'nda Moğollara yenilince parçalanan Anadolu Selçuklu Devleti'nin yerine kurulan beyliklerin hangilerinin denizcileşme çabası içerisine girdiğinden bahsetmiştik. Bugün denizcileşme çabası içindeki bu beyliklerin hangi denizcileşme adımlarını attıklarını ve kendilerine birer mavi vatan oluşturup oluşturamadıklarını gelin beraber inceleyelim. Selçuklu Devleti'nin 1243 yılında Köse Dağı Savaşı'nda Moğollara yenilmesi, merkezi otoritenin kaybolmasına ve Anadolu'da sayıları 20'yi bulan pek çok beyliğin kurulmasına yol açmıştır. Bu beyliklerden Karasioğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Candaroğulları beyliklerinin kuruldukları ilk günden itibaren denizlere açılmaya ve denizlere doğru genişlemeye çalıştıkları görülmüştür. Bu beylikler zamanla egemenliklerini kaybetmiş ve Osmanlı deniz gücünün çekirdeğini oluşturmuşlardır. Bu beylikler altyapıları oldukça yetersiz olduğu halde denizci personel gereksinimlerini hangi kaynaklara dayandırmışlardır? 1284 yılında Bizans Devleti Bağlaşığı Ceneviz Devleti'nin donanmasına güvenerek tasarruf için donanmayı kaldırdığı zaman Rum gemiciler gemi inşa usta ve işçileriyle bu alanda faaliyet gösteren esnaf işsiz kalmışlardır. Özellikle Aydınoğulları Beyliği olmak üzere Türk beylikleri bu kitleden yararlanmayı bilmiş, donanmalarının savaşçıları Türklerden oluşurken gemicileri Rum profesyonellerden oluşturulmuştur. Böylece Türk donanmaları tasarruf nedeniyle kapatılan Bizans donanmasından boşa çıkan Rumlar için istihdam, geçim ve ekonomik çalışma alanı haline gelmişlerdir. Bizans'tan yaptığı bu hatayı yüzyıllar sonra 2. Abdülhamit'in de yapmış olması ders çıkarılması gereken önemli bir konudur. 1291 yılında Papa'nın Doğu Akdeniz'de Müslümanlara karşı abluka ilan etmesinden sonra Latin donanmaların Anadolu kıyıları boyunca keşif ve gözetleme yapmaları, Ege Adalarını, Mora Yarımadası'nı ve Yunanistan'ı işgal etmeleri ve yerli Rumlara kötü davranmaları, ortak bir düşmana karşı denizde Türk-Rum işbirliğinin kendiliğinden gelişmesine yol açmıştır. Adalar Denizi'nde başlayan Ceneviz-Venedik mücadelesinin yanı sıra Anadolu'nun Adalar Denizi kıyılarına Türklerin hızla yayılması, Adalar Denizi'ndeki korsanlık faaliyetlerinde yaşanan olağanüstü artış
Ege Adaları'nda Venedik veya Cenevizlere karşı yaşanan Rum isyanları ve Adalar Denizi'ndeki Venedik-Ceneviz mücadelesine Rum destekli Türk donanmalarının da katılması 14. yüzyılın başlarında tüm Haçlı etkinliklerinin Doğu Akdeniz'den Adalar Denizi'ne kaymasına yol açmıştır. 1282-1328 yılları arasındaki Bizans Devleti'nde İmparator 2. Andronik Palaiologos'un zayıf ve batıl inançlara sahip olması da Türkler için büyük bir şans olmuştur. Bizans İmparatoru kendini kilise işlerine adamışken Türkler yaylardan inerek Marmara Denizi ve Adalar Denizi'ndeki sahillere bir daha çıkmamak üzere geri gelmişlerdir. Güneydoğu'dan esen rüzgarın yani keşişlemenin isim babası olan Karasoğulları Beyliği 1303 yılında Çandarlı'da bir tersane kurarak donanma inşa etmiş, Bizans Devleti ile mücadeleler sonunda Balıkesir'le Çanakkale bölgelerine egemen olmuş, Balıkesir ve Bergama bölgelerinde iki ayrı kol halinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Karasoğulları denizlerde Osmanoğullarıyla işbirliği ve güç birliği içerisinde hareket etmişlerdir. Osmanlı Devleti 1324 yılında İzni'yi kuşattığında denizden Yalova'ya gelen Bizans desteğini kesmek için Karasoğulları Beyliği'nden yardım istemiştir. Bunun üzerine Kara Müsel Bey komutasındaki 24 Karasi gemisi bölgede varlık göstermiş ve Bizans Devleti deniz yolunu kullanarak Osmanlı Devleti'nin hedefindeki kalelerin savunmasına denizden destek veremez duruma düşürülmüştür. Kara Müsel Bey'in Karasoğulları uyruğundan Osmanlı uyruğuna geçmesinden sonra Kara Müsel'de inşa edilen hafif Osmanlı gemileri de Marmara Denizi'nde deniz kontrolü mücadelesinin önemli oyuncuları arasında yerini daha sonra alacaktır. Karasi Amirali Yahşi Bey'in komutasındaki hafif su üstün sularından oluşan 71 parçalık Karasi Deniz Görev Grubu'nun Marmara Denizi'ne varlık gösterebilen son Bizans Deniz Görev Birliği'ni 1327 yılında Yassıada önlerinde yenmesi beraberinde Marmara Denizi'nin güneyinde deniz kontrolünün Karasoğulları Beyliği ile Osmanlı Devleti'ne geçmesi sonucunu getirmiştir. Bu durum Karasoğulları Donanması'nın 1331 yılında Gelibolu'ya gelerek Enez'i ele geçirmesini kolaylaştırmıştır. Marmara Denizi'nde zayıf Bizans donanmasına karşı büyük başarılara imza atan Karasoğulları donanmasının Adalar Denizi'nde güçlü Haçlı donanmalarına karşı aynı ölçüde başarılı olabildiğini söyleyebilmek güçtür. Nitekim 1332 yılında güçlü ve yüksek bordalı savaş gemilerinden oluşan Haçlı donanmasıyla savaşmaktan kaçınan Yahşi Bey'in komutasındaki Karasi Deniz Görev Grubu'nun İzmir Limanı'na sığınmasına rağmen liman içinde tümüyle imha olmaktan veya ele geçirilmekten kurtulamaması tüm Türk denizcileri için acı bir tecrübe olmuştur. Karasoğulları Beyliği 1341 ile 1343 yılları arasında Gelibolu'yu da ele geçirmek için Bizanslılarla yoğun bir mücadele içine girmiş ancak başarılı olamamıştır. Karasoğulları Beyliği 1345 yılında tüm denizci altyapısıyla birlikte Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Karasoğulları Beyliği'nin Gelibolu'da üstlenme misyonunu artık Osmanlı Devleti devralmıştır. Merkezi Manisa'da bulunan Saruhanoğulları Beyliği kendi kıyılarına yapılan yabancı akınları önlemek, yabancılara vergi vermekten kurtulmak ve akınlar yaparak ekonomisini kalkındırmak maksadıyla elinde zayıf da olsa bir deniz kuvveti bulundurmuştur. Saruhanoğulları'nın savaş filosu 1332-1336 yılları arasında Aydınoğulları donanmasının Adalar Denizi'ne yaptığı birleşik harekatlara katılmış,
1345-1341 yılında iç savaş yaşayan Yunanistan sahillerine yapılan akın harekatlarında Bizans donanması karşısında başarısız olmuştur. Saravanoğullarının Memlük Devleti'nin Rodos adasını hedef alan harekatlarında da deniz kuvveti desteği verdiği bilinmektedir. Kastamonu, Sinop, Samsun, Çankırı ve Zonguldak civarlarına egemen olan Candaroğulları Beyliği, Sinop Tersanesi'nde inşa ettirdiği deniz kuvvetiyle Karadeniz'de oldukça etkili olmuştur. 1313 yılında Sinop'ta konuştuğu en az 8 savaş kadırgasına oluşan Gazi Çelebi Deniz Görev Birliği, Karadeniz'de Ceneviz, Venedik ve Bizans Deniz Görev Birlikleri ile mücadele etmiştir. Bu küçük ama etkili filo, savaşçı unsurlara metal aletler taşıyan yüzücü personelle başarılı sinsi taarruzlar icra etmesiyle de ün kazanmıştır. Bu filo, 1340 yılında Karadeniz'e gönderilen 9 gemilik bir Ceneviz filosu tarafından imha edilmiştir. Aydın, İzmir, Alaşehir ve Salihli dolaylarına egemen olan Aydınoğulları Beyliği, Selçuk ve Birgi'de kurdukları tersanelerde hafif kadırgalardan oluşan ufak bir filo inşa etmiş. Ceneviz, Rodos ve Venediklilere ait adaları ve gemileri ele geçirerek dikkatleri üzerine toplamaya başlamıştır. Bizans İmparatoru'nun yardım çağrısıyla 1302-1303 yıllarında Türklerle savaşmak üzere İstanbul'a gelen bir Katalan donanması, Bizans devletine yardım etmek yerine Aydınoğulları Beyliği'nin desteğiyle hem 1307 yılında Bizans devletinin Trakya topraklarını yağmalamış hem de 1311 yılında Atina bölgesinde Katalan prensliğini kurmuştur. 1312 yılında denize çıkan ve Aydınoğulları Beyliği'nin büyük bir amirali olan Umur Bey'in hayatı, Kıbrıs Latin Krallığı, Rodos Şövalyeleri, Cenevizliler, Venedikliler ve Katalanlara karşı deniz mücadelesiyle geçmiştir. Ayrıca Bizans Devleti'nin parçalanışı sırasında Mara Yarımadası ve yakınlarındaki kıyılara yerleşerek buraları korsan yuvasına çeviren bir takım prenslikler de Umur Bey öncülüğündeki Türk Deniz Kuvveti'nin hedefi olmuştur. Aydınoğulları Beyliği'nin 10 savaş kadırgası ve 18 hafif su üssü gemisinden oluşan donanması, 1319 yılında Sakız Adası açıklarında Ceneviz ve Rodos Birleşik Deniz Görev Grubu tarafından mağlup edilmiş ve büyük kayıplara uğramıştır. Bu durum Türk akınlarını geçici bir şekilde engelleyebilmiştir. Umur Bey'in komutasına giren Aydınoğulları donanması kısa sürede yaralarını sararak toparlanmış ve 1322 yılında İzmir'deki Ceneviz Kalesi'ni almayı başarmıştır. Umur Bey 1328 yılında donanmasıyla Sakız Adası, Bozcaada, Semadrek Adası, Gümülcine ve Mora Yarımadası'na başarılı akınlar yapmış ve İzmir sahilini de ele geçirmiştir. Bu başarı Umur Bey'in Aydınoğulları Beyliği'nin başına geçmesini sağlamıştır. Umur Bey, Aydınoğulları Beyi olarak ilk deniz harekatını İzmir Tersanesi'nde inşa ettirdiği Gazi ismini verdiği komuta gemisi ve 7 kadırgadan oluşan deniz görev birliğiyle 1329 yılında Bizanslılara karşı yapmıştır. Kuzeye intikal eden Türk Deniz Görev Birliği Bozca ve Akın Harekatı icra ettikten sonra 5 yüksek bordalı yelkenli gemiden oluşan Bizans Deniz Görev Birliği'ni 2 gün kesintisiz süren ve kanlı bir ramp harekatının sonunda ele geçirememiş. Ancak Bizans Deniz Görev Birliği'ni uygun rüzgarı yakaladığında Çanakkale Boğazı'na çekilmeye zorlamıştır. 1330 yılında 28 parçası İzmir ve 22 parçası Efes Deniz Üslerinden olmak üzere toplam
50 parçalık bir deniz görev grubuyla Bizans'ın elindeki Sakız Adası'na akın harekatı için seyre çıkıldığında Midilli Adası Prensi'nin gemisi ele geçirilmiştir. Denizde ele geçirilen Midilli Adası Prensi'nin serbest bırakılması karşılığında önce Midilli Adası yıllık vergiye bağlanmış, arkasından kuşatılan ve yağmalanan Sakız Adası'ndan da geri çekilme karşılığında vergi alınmaya başlanmıştır. 1330 yılına kadar Umur Bey donanmasındaki kürekçiler genelde Müslüman ve Akdeniz'in en kuvvetli kürekçiler olarak bilinmektedir. 1330 yılındaki Sakız Adası seferinden sonra Umur Bey'in kendi payına düşen esirlerin 5'te birini gemilere kürekçi olarak yerleştirdiği bilinmektedir. Ayrıca donanmadaki seyir personelinin çoğunun Yunanlı ve devşirmelerden oluşturulduğu da bilinmektedir. Anadolu'da Türk birliğini kurma yolunda da adımlar atan Umur Bey, kuzey komşusu Saruhanoğulları Beyliği ve güney komşusu Menteşeoğulları Beyliği Deniz Kuvvetleri ile birlikte 75 parçalık güçlü bir birleşik deniz görev grubu oluşturmuştur. Anılan deniz görev grubu 1332 yılında Gelibolu'ya askeri birlik çıkarmış, Bizans İmparatorluğu'nu anlaşmak zorunda bırakmış, dönüşte de Semadirek Adası ve Trakya kıyılarına akın harekatları icra etmiştir. Bundan sonra Bizans Devleti denizde Umur Bey ile mücadeleden vazgeçtiği gibi aralarında savunma ortaklığını esas alan bir bağlaşma da doğmuştur. Umur Bey açısından Türk-Bizans bağlaşmasının anlamı Adalar Denizi'ndeki Hristiyan bağlaşmasının katılımcılarından birinin eksilmesi iken Bizans İmparatoru için Türklerle yaptığı bağlaşma Bizans'ın uzak vilayetlerindeki sorunlarını çözme şansını yakalama anlamını taşımıştır. Umur Bey 1333 yılında baharda 150 savaş gemisi ve 100 küçük nakliye gemisinden oluşan 250 parçalık bir deniz görev kuvvetiyle yaptığı bir deniz harekatında Eğriboz Adası ve Mora Yarımadası'nın doğu kıyılarını, kışınsa 170 parçalık bir deniz görev kuvvetiyle yaptığı deniz harekatında Atina'yı vergiye bağlamıştır. Umur Bey'in Adalar Denizi'ndeki akın harekatları süreklilik kazandıkça Rodos Şövalyeleri ile Venediklilerin girişimleriyle ve Papa'nın öncülüğünde oluşturulan yüksek bordolu 30 gemiden oluşan bir Haçlı Deniz Görev Grubu 1334 yılında Yahşi Bey'in savunmasındaki İzmir'e baskın tarzında bir harekat icra etmiş. Yahşi Bey'in zamanla müdahalesi ve Umur Bey'in hızla bölgeye intikal etmesiyle Haçlıların deniz harekatı hedefine ulaşamamıştır. 1335 yılında 276 parça gemi ile oluşturulan ve Umur Bey'in komutasına verilen Birleşik Türk Deniz Görev Kuvveti ile Yunanistan'a yapılan diğer bir deniz harekatıyla da Güney Yunanistan vergiye bağlanmış, bölgedeki Fransız dukalı yenilgiye uğratılmıştır. 1336 yılından itibaren Umur Bey, Bizans Devleti'nin koruyuculuğu rolünde bir deniz stratejisi izlemiştir. Bu çerçevede 1336 yılında Midilli Adası'ndaki ayaklanmayı bastırmasında Bizans Devleti'ne yardımcı olunmuş, karşılığında Sakız Adası Aydınoğulları Beyliği'ne verilmiştir. 1337 yılında donanmasıyla önce Selanik'e intikal ederek Bizans İmparatoruna isyan eden Arnavutların ayaklanmasını bastıran, daha sonra Katalanlara yardım için Mora kıyılarına intikal eden Umur Bey, Katalanların düşmanlarıyla barışmış olduğunu görünce harekat hazırlıkları için yaptığı masrafların tazmin edilmesini istemiş. Bu gerçekleşmeyince Katalan kıyılarını yağmalamış ve İzmir'e dönerek Epir harekatı için hazırlıklara başlamıştır. 1338 yılından itibaren 2 yıl süren ve Bizans devletine ayaklanan Arnavut ve Sırplara karşı yapılan ünlü Epir Harekatı.
110 parça gemiden oluşan bir Türk Deniz Görev Kuvveti ile icra edilmiştir. Öncelikle Adalar Denizi'nin batı tarafında bulunan adalara akın harekatları yapılarak kuvvetin intikal yolları emniyete alınmıştır. Daha sonraki aşamada ise bu güç hiçbir engelle karşılaşmadan Mora Yarımadası'na aktarılmıştır. Umur Bey komutası altındaki Deniz Görev Kuvveti'nin Mora Yarımadası'nın çevresinden dolaştırarak Epir sahillerine intikal ettirmek yerine önce Atina Körfezi'ne sokarak Korent Barzağı'na yanaştırmış. Sabunlanmış kızaklar üzerinden karadan yürüterek Korent Körfezi'ne indirmiş, İnebahtı Körfezi'nden geçirerek Epir'e ulaştırmıştır. Epir'deki isyan bastırıldıktan sonra Umur Bey ve kuvveti kışı Korent Körfezi'nde Umur Limanı adı verilen yerde geçirmiş. 1339 baharında yine kızaklar üzerinden karadan Atina Körfezi'ne ulaşmış. Eğriboz Adası'nda ikmal yaptıktan sonra İzmir'e dönmüştür. 1340 yılında Umur Bey 300 parçalık Deniz Görev Kuvveti ile Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul Boğazı'nda günümüzdeki adı Umur Yeri olan bölgede bütünlemesini yaptıktan sonra Karadeniz'e çıkmış ve Tuna Nehri ağzında Kilye'ye çıkarak Eflak illerini yağmalamıştır. Umur Bey'in 1341 yılında Adalar Denizi'nde ve Kıbrıs Adası civarlarında Hristiyan korsanlara karşı, 1342 yılında da Girit Adası'ndaki Venediklilere karşı yaptığı deniz harekatlarının yanı sıra 380 parça gemiden oluşan bir deniz görev kuvvetiyle Trakya'da Meriç Nehri civarlarında taht kavgası yaşayan Bizans devletine ve Bulgar kuvvetlerine karşı Dimetoka'da büyük çaplı bir harekat icra etmesi, Papa'nın devreye girerek Umur Bey'e karşı bir Haçlı Deniz Görev Kuvveti'nin oluşturulmasına yol açmıştır. Uzun ve kapsamlı bir hazırlık döneminden sonra 4'ü Papalığa, 4'ü Fransa'ya, 10'u Rodos Şövalyelerine, 8'i Venedik Devleti'ne ve 4'ü Kıbrıs Krallığı'na ait toplam 30 yüksek bordalı savaş gemisi ve 10.000 deniz piyadesi. 1344 yılında Eğriboz Adası'na gelmiş, Adalar Denizi'nin kontrolünü ele geçirmiştir. Hafif teknelerden oluşan 52 parça alçak bordalı savaş gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Kuvveti, Birleşik Haçlı Deniz Görev Kuvveti'nin aşağı İzmir'i ele geçirmesine engel olamamıştır. Çok sayıda yüksek bordalı düşman savaş gemileri karşısında büyük kayıplar veren ve Adalar Denizi'nde giriştiği deniz kontrolü mücadelesini kaybeden Umur Bey, 1345 yılında İzmir Kalesi'ni karadan geri alma mücadelesine başlamıştır. Ancak 1346 yılında Papalık tarafından 26 savaş gemisiyle olmak üzere toplam 76 geminin taşıdığı 15.000 deniz piyadesiyle İzmir'i takviye etmesi Umur Bey'in kara harekatını da zora sokmuştur. Kara harekatıyla İzmir'i geri almak için yoğun çaba sarf eden Umur Bey'in aynı anda hafif suçsun sularından oluşan kalan deniz platformlarını Bizans devletini desteklemek gibi bir görev vermesi olumsuz bir sonuca yol açmıştır. İşte sonuç. Tehdidin çeşitli olduğu bir ortamda hedef önceliğinin iyi belirlenememesi ve kalan tüm deniz kuvvetinin yitirilmesi. Biraz açıklayalım. Osmanlı Devleti ve Karaseoğulları Beyliği ile birlikte Bizans İmparatorunu Sırplara karşı denizden desteklemeye çalışan Umur Bey'in Adalar Denizi'nde kalan toplam 118 parçalık hafif suçlu gemisi 1347 yılında Gökçeada'da Haçlı Deniz Görev Kuvveti'nin baskını uğrayarak düşmanın eline geçmiş veya imha edilmiştir. Bu ciddi hata Adalar Denizi'ndeki Türk Deniz Kuvveti varlığını bir kez daha tümüyle tüketmiştir.
1348 yılında İzmir karadan geri alma çabaları artmışsa da Umur Bey'in şehit olması İzmir deniz üssünün geri alınması ümitlerini yok etmiştir. Umur Bey'in yerine Aydınoğulları Beyliği'nin başına geçen Hızır Bey Haçlılarla Aydınoğulları savaş gemilerinin Ege ve Akdeniz'de bulunmasını yasaklayan bir anlaşmayı imzalayarak denizdeki haklarından vazgeçme hatasına düşmüştür. Umur Bey'in şehit düşmesi ve Aydınoğulları Beyliği'nin denizde varlık göstermekten vazgeçme kararı alması üzerine Aydınoğulları'nın işsiz kalan denizcileri Rumeli'deki akın harekatlarına katılmak üzere Osmanlı bayrağı altına koşmuşlardır. Donanmasız kalan Aydınoğulları Beyliği'nin deniz aşırı harekat yapma yeteneğini kaybetmiş olması hayatta kalabilmek için güçlü bir bağlayışa gereksinim duyan Bizans devletini yeni arayışlara itmiştir. Nitekim Aydınoğulları Beyliği'nin yorgun düşerek bıraktığı bayrağı gönüllü olarak sahiplenen ve Bizans devletiyle işbirliği misyonuna sahip çıkan Osmanlı devleti denizde güçlenmeye başlayarak kısa sürede Balkanlarda askeri harekat icra etme yeteneği kazanmıştır. Bizim Umur Bey'in kazandığını değerlendirdiğimiz tüm deniz savaşları Pryor'a göre düşmanı bölgeden uzaklaştıracak kesin sonuçlu deniz savaşları olmayıp bir müddet sonra Hristiyanların kaybettikleri yerleri geri aldıkları geçici zaferler haline dönüşmüştür. Antalya civarlarına hüküm süren Tekeoğulları Beyliği 1361 yılında Kıbrıs Latin Krallığı'nın saldırısına uğramış, Kıbrıs Latin Krallığı'nın eline geçen Antalya'yı geri almak için yıllarca mücadele etmiş, en sonunda 1373 yılında Karamanoğulları Beyliği'nden aldığı destekle Antalya'yı karadan ve denizden kuşatarak tekrar ele geçirmiştir. 1363 yılında bir Tekeoğulları Deniz Görev Birliği Kıbrıs Adası'nın kuzey kıyılarına akın harekatı yapmış, Karpaz ve Girne'yi yağmaladıktan sonra Anadolu'ya dönüş esnasında güçlü bir Kıbrıs Deniz Görev Grubu ile karşılaşınca savaştan kaçınarak Suriye'deki Trablusçam Limanı'na sığınmıştır. Tekeoğulları Deniz Görev Birliği'ni elinden kaçıran Kıbrıs Deniz Görev Grubu Kıbrıs yerine tekrar Anadolu'ya dönmüş ve Anamur Kalesi'ni ele geçirmiştir. 1370 yılında bu kez 13 gemilik bir Tekeoğulları Deniz Görev Birliği Kıbrıs Adası'na yine gelerek başarılı bir kuşatmayla Kıbrıs'ın Pendia şehrini almayı başarmıştır. Muğla kıyılarına egemenlik kuran Menteşoğulları Beyliği deniz üssü olarak kendisine Fethiye'yi seçmiş ve etrafına topladığı denizci Türk akıncıları ile bir etkili bir deniz kuvveti oluşturmuştur. 1271 yılından beri Bizansların adına Cenevizlerin idaresinde olan Rodos Adası'nı 1300 yılında bir süreliğine egemenliği altına almayı başarmıştır. Adalar Denizi'ne Menteşoğulları tehlikesini gören Bizans Devleti'nin Sakız Adası'nı savunmak için kiraladığı ve 1303 yılından itibaren Sakız Adası'na konuşlandırdığı bir Katalan Deniz Görev Birliği Sasa Bey'in komutası altındaki 30 gemilik Menteşoğulları Deniz Görev Grubu karşısında başarı gösterememiş. Bunun sonucunda da Sakız Adası 1306 yılında Menteşoğulları Beyliği'nin eline geçmiştir. Ancak Türkler Sakız Adası'na yerleşmeyip çekildiklerinden kısa bir süre sonra Cenevizliler adaya yerleşerek Bizanslar adına Sakız Adası'nı yönetmeye başlamışlardır. Aydınoğulları donanmasının özellikle İstanköy ve Rodos adaları civarlarındaki çoğu akın harekatlarına Menteşoğulları Beyliği de mevcut deniz görev kuvvetiyle destek sağlamıştır. Menteşoğulları Beyliği'nin Aydınoğulları'nın yanı sıra Memlük Devleti'nin Kıbrıs Adası'na yönelik yaptığı çeşitli harekatları da güçlü şekilde destekledikleri ve ticaret için İskenderiye Limanı'nı etkin bir şekilde kullandığı bilinmektedir. Menteşoğulları Beyliği'nin Fetret döneminde biri 1403, diğeri
1414 yıllarında olmak üzere Venediklilerle iki ayrı ticaret anlaşması yapmış olması çok dikkat çekicidir. Bu beyliğin diğerlerinden farklı olarak sadece akın harekatlarıyla yetinmeyip deniz ticaretine de önem verdiği anlaşılmaktadır. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan günümüze ve geleceğimize yarar sağlayabilecek hangi fikirleri üretebiliriz acaba? Geçen bölümde söylemiştim. Tekrar edeyim ve ayrıca her bölümde de tekrar edeceğim sanıyorum. Günümüze katma değer yaratabiliyorsak ve bizi geleceğe taşıması için fikirler üretebiliyorsak, o zaman incelediğimiz tarih gerçekten bir işe yarayacaktır. Anlattıklarımız üzerinden hemen şimdi ilk aklıma gelen şey, Bizans devletinin ekonomik tasarruf sağlamak adına donanmasını kapatması, donanmasını limana hapsetmesi olmuştur. Bu yüzden Bizans devletinin kendini koruyamaz duruma düşmesi bir hata olmuş. Ve bu benzer durumu da yüzyıllar sonra 2. Abdülhamit de yaşamıştı. Aynı hataya kendisi de düşmüştü. Demek ki tarihimize göre donanmadan tasarruf etmenin, denizci iş gücünü kaybetmenin ve denizci teknik yeteneklerin gözden çıkarılmasının ölümcül sonuçları oluyor. İkinci dikkatimi çeken şey Adalar Denizi'ndeki Anadolu Türk beyliklerinin deniz hak ve çıkarları konusunda yoğun bir işbirliğini tercih etmeleri. Yeteneklerini birleştirecek şekilde deniz harekatları yapmış olmaları. Direkt bu benim dikkatimi çekiyor. Benzer bir yaklaşıma bugün için Doğu Akdeniz'de sizce gereksinim var mı? Doğu Akdeniz'de kıyıdaş devletlerin çoğuyla deniz çıkarlarımızı ortak bir zemine çekmek ve birlikte mücadele etmek aslında göründüğü kadar zor ve karmaşık olmasa gerek. Bir diğer konu, deniz kuvveti oldukça zayıf olan Candaroğulları'nın yüzücü komandoları sayesinde denizdeki çıkarlarını güçlü Cenevizlilere karşı uzun süre korumayı başarmıştır. Bu örnek asimetrik yeteneklerin önemini göstermekle beraber gelecekte başarının örneğin yapay zekaya sahip sualtı robot teknolojileri hemen aklıma gelen şey gibi ultra asimetrik yetenekler geliştirip geliştiremeyeceğimize bağlı olduğunu söylemeliyim. Umur Bey, Birleşik Deniz Kuvveti ile varlık göstermesi sayesinde adeta gambot diplomasisi sayesinde bir etki yaratmış ve sadece varlık göstererek bulunduğu deniz alanlarından ekonomik çıkarlar sağlamıştır. Öyleyse şunu diyebilir miyiz? Askeri düşmanlığımızdan kaçınan ancak siyasal ve ekonomik alanlarda dostça davranamayan devletlere yönelik olarak karşı konulamaz deniz kuvvetimizin varlığını hissettirme politikası özellikle tercih edilmesi gereken bir politika mıdır? Evet öyledir. İzmir'i Haçlılara kaptıran Umur Bey'in hedef önceliğindeki sıkıntıyı siz de hissettiniz mi? Umur Bey, İzmir'i geri almak yerine zayıflamış deniz kuvvetini Bizans İç Savaşı'na tüketmiş. Adalar Denizi'nin kontrolünü tümden yitirmiştir. Bir atasözü var. Önce can, sonra canan.